Patates 40 lira. Sen ne anlatıyorsun? Bu konuşsa o zaman bunu sorma. Ama dur daha güzel. Bir de ben bir kelime konuşayım. Bitti. Ekmek kilosu 600 lira. Baba. Sen sokak. Tam... Sokak ne? Görevi yaptınız mı? Niye? Sen kim? Emekli 10 bin lira. Geldim ekmeğe et düştü mü? Emekli 10 bin lira. İmamoğlu kazandı et düştü mü? Daha erken daha bekle. Daha... Ne var? Lan satılmadık yer kalmadı sana, bak. Kardeşim sana bir şey söyleyeyim. Çimento tamam, fabrikaları, tütün fabrikaları, şeker fabrikaları, Sümerbank. Baba, ne kaldı ne? Tekel. Bir dakika emekli misin sen? Tekel sigara fabrikaları. Sen emekli misin abim? He. Emekli misin? Emekli misin? He emekli. Bak Ekrem İmamoğlu seçimden önce dedi ki tek haneye tek emekli maaşı giriyor ama dinle kardeşim. Ya, ben kardeşim ben sana ne diyorum sen ne diyorsun? Ne abi hükümet her şeyi sattı mı? Bak dinle dinle. Ben ne ya diyeceğim? Satılmadık yer kalmamış. Tamam, baba 2 dakika sen dinle. Ne anlatıyorsun? Tamam, sen haklısın bir dinle. İmamoğlu geleceğin cumhurbaşkanı adayı. Tamam. Cumhurbaşkanı. Tamam, AK Parti yapamıyor mu artık? AK Parti yapamıyor mu? He? AK Parti yapamıyor mu artık? Adamı ya. Yaptı. Niye yönlendiriyorsun? Yapıyor mu yapamıyor ne mu? Ya? Yönlendirme adamı. Ben biliyorum ben biliyorum. Neyi yönlendirecek? Ne diyorsun sen? Neyi yönlendirecek? Bakın bu işleri 10 sene oldu. Neyi yönlendirecek? Bana cevap ver gel kaçma. Gel kaçma. Türkiye'nin. Kurban oldum abi. Sen boş ver onu. 70 yaşına geldi. Sen onu boş ver. Sen onu boş ver. Takma. Allah ciro. 350 lira maaşından. Baba, diyorum ki Ekrem İmamoğlu 60 lira. Hakkını çeyrek, ara git hakkını al diyorum 60 ya. 60 lira çeyrek altın 350 lirayla 8 çeyrek altın alıyordu şimdi. Sen 19 liranı aldın ekmeğini aldın mı onu söyle. Git al da hakkını Ekrem İmamoğlu veriyorsun. Ya vatandaşın 8 çeyrek altını abi, gitmiş 2,5 çeyreğe kalmış. Ya diyor ki AK Parti gelmeden maaşımla. Mahşumla diyor 8 çeyrek altın alıyordum ben diyor. Şimdi 2 altın gelmiyor. Ben onu yararına söylüyorum. Emekli oldum bir dakika. Etsin, hakkını arasın. 8 tane çeyrek altın alıyordum. Hüseyin abi şu an 2 tane oraya... gelmiyor diyor. Sen cevap ver. 2,5 geliyor 2,5. 2,5 altın tamam. Alıyorum. 6 altın nerede diyor? Cevap ver. Sen neyi anlatıyorsun? Kanının 2 lafını söyleyeyim tamam. Gideceğim bak. Ha diyor ki insan ölür kalır eseri. Eşek ölür kalır semeri. Evet. Ya bu adam bize semer bile bırakmadı. Semer. Daha ne diyecek? Son nokta. Ha? Semer bırakmadı. Semer. İnsanlara semer bırakmadı. Semer. Semerler. Abi. Tüm CHP İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Ederim. Sağ olun. Merhaba efendim. Yok yok değil. Kurban olun. Maçı bulma. Yok yok. Canı yerim. Yok. Ben şurada bir cumhurbaşkanımız sesleneyim. Onu da sonra konuşalım. Ben şurada cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Sayın cumhurbaşkanım. Allah aşkına, Allah aşkına peygamberini seviyorsan, Allah'ını seviyorsan bu ülkeye hizmet etme. Ne gerek var İzmir'e 10 yıldızlı otel hastane yapıyorsun? Ne gerek var Başakşehir hastanesini yapıyorsun? Sen İstanbul'da son bir ayda 3 tane metro hattını açtın. Yapma kardeşim. Açmak zorunda değil mi? Yapma. Nasıl bırak. Ekrem Başkan yapsın. Onu görev alanıdır. Bu ülkede hizmet edene o yok. Bu ülkede hizmet edene ama o yok. Ama abi. At işe kekeli dikene ya, hizmet yapma. Var. Ama tamam da hiç öyle bir düşünce olur mu ya? Efendim? Ya hiç öyle bir düşünce olur yapmasın mu ya? Yapmasın abi. Abi niye yapmasın? Hizmet diye yapmasın? Hizmet etmeyene oy verdiler. O zaman bıraksın abi. Zorla kim? Mı seçildiler? Kimi? O zaman hizmet yapmıyorsa bıraksın. Bıraksın evet. Cumhurbaşkanı olmadı. Niye bıraksın? İstifa edebilir. 4 sene süresi var. 4 sene. 4 sene. O zaman yapacak. Doldurmasına gerek yok ki. Bırakıp gidebilir. Abi bırakıp gidebilir. Onu zorla tutan var mı? Tayyip varsa yapacak. Evet seçildi. Abi öyle o zaman yapacak. Şey yapacak. Hangisi? Metro yapma diyor. Ben diyorum ki bak. Evet. Tatile giden, kayağa giden. Ben kim tatile gitti? Kim tatile gitti? Onlar kazanıyor da. Hizmet eden, eser üreten adam kazanmıyor bu ülkede ya. Ya milletvekili. Şehitlerimiz varken de düğün yaptık ama onu da unutmayın. Kusura bakmayın. Şehitlerimiz varken peki, de şimdi, düğün yaptık. Dün 20... Millet bıkmış artık. Her şeyden bıkmış. 29 sene can dün Şişli'de gitti. Kimi sorun? Sorunu kimdeydi? Kim sorun? Millet Halk Partisi'ne ses çıktı mı? Ne? Şişli Belediyesi kimde? Nerede? Vallahi Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi. Ha Şişli Belediyesi problem değil. Kim burada? Problem değil, problem değil. Buran bak. Ha problem değil. Tamam sen bana problemini söyle ben sana cevabını söyleyeceğim. Trafik kazası oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkili alanı değil mi? Nerede oldu trafik kazası? Nerede oldu? Antalya'da. Ha şu şey tamam telefon. Ya bir kişi ya 14 günlüğüne dokundurdular Hüseyin abi. Şey söyle. Partiye gelince bağırıyorlar. İhanetlikle suçur. Hüseyin abi 29 Hüseyin abi 29 tane canın hesabı soruldu mu? Cümle hesap verdiler mi? Ya onların buraya Hikmet Bey kim? Onların en azından cenazesi bulunmuş. Bak 9 tane Erzincan'da bu can gitti. Erzincan'da daha cenaze Hüseyin yok. Hüseyin abi tamam. Orada dediler ki Erdoğan'a kanı 9 canın kanı Erdoğan'ın eline bulaşmış. Evet. Peki 29 canın kanı kimin eline bulaştı? Beşiktaş Belediyesi kimde? Şişli Belediyesi kimde? Büyükşehir Belediyesi kimde? Kepez trafik şey ne? Ne diyor o?
Yok, efendim, il için niye söylemiyorsun? Daha önce cenazeleri bulunan. Yaşanan Antalya'da yaşanan telefrik olayın belediyesi kimde? Yetki alanı kimde? Çalıştığı ili, kimde? Erzincan bu ili işte 14. Hani kimin eline bulaştı? Bunu da söyleyin. Erzincan ili için söyle. Tamam, orada diyor ki bura Erdoğan'ın eline bulaştıysa bu da bunların eline bulaştı. Abi neden bunu söylemiyorsunuz? Bak abartıyor. Abi çok abartıyor. Peki, abi deprem oldu. Nasıl hepsine şey verdin sen? Deprem ruhsat verdi devlet. Deprem Erdoğan mı yaptı? Deprem Erdoğan mı yaptı? Evet, Tekirdağ'daki tren kazası nerede? Maden kazaları nerede? Bunları hiç kusura bakmasın. İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu. Bıktık çünkü her şeyden. Çocuğunu düşünmüyorsun sen kendi gibi. Ben çocuğumu düşünürüm. Niye düşünmüyorsun? Allah'a şükür olsun. Meskim taş değil. Herkesin hepsinin parası var. Emekli maaşına zam gelmiş olsaydı sen o oyunu verirdin ona değil mi? Ben verdim zaten. Akçıyım ben, akçıyım. Akçıyım ben, akçı. Hiç kimse bir şey diyemez, tamam mı? Allah'a çok şükür. Milleti sömürdü. Milleti sömürmedi. Milletin cebini doldurdu. Cebini. Nerede bulacaktın? Evi kapalacaktın sen ya. Nerede alacaktın sen ya? Nerede alacaktın sen? Neyi alıyorsun? Boş konuşuyorsun abla. Vallahi sen kadınsın. Ben seninle tanışmıyorum ablacığım. Altından girdi. Sana ne milletin açığından kapalısından sünnisinden bilmem neyinden. Sana, sana ne? Kaç defa sana ne? Dinle imanla. Nereye gitmişsin? Yurt dışına. Ne iş göreceğim ben Avrupa? Avrupa Türkiye'de ya Türkiye. Türkiye Avrupa zaten Avrupa. Ya siz boş konuşuyorsunuz. Sizi kandırıyorlar. Boşuna şey yapıyorsunuz. Abla bir şey söyleyeceğim. Varsa da Recep bir dakika. Recep Tayyip bir dakika. Abla. 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 Bir dakika. Recep Tayyip Erdoğan mı başörtüsüne karıştı? Hiç kimse karışmıyor. Benim annem de hacı. Tamam. Tamam. Yok o mu kaşı? Ya dedi ya milletin dinine şuna buna karıştı dedi ya. Biz belediyeyi kazandık değil mi? İstanbul Belediyesi'ne. Hani camilerde ezan sustu mu? Susmadı. Ha bir dakika. Şeyi bitir. Neyi kimle kazandık ya? PKK ile kazandınız. Ne dedik be? PKK ile. İzbullah'la kim anlaşma yapıyor? PKK'nın şeyi ne dedi? Kim TL bir de çıkardı? Bir dakika. Kim mektupları okudu? Kim mektupları okudu? Kim? Kim mektup okudu? Ha? Kim oynadı? Kim? Kim? Kim dediniz ya, dediniz ya, dediniz ya biz bu CHP burayı kazandı diye ezanları mı sessiz? Kim oynadı Megrileri? Kafir mi ki? Hayır değil. Kessin. Neden öyle dediniz? Diyorsunuz ya CHP'liler gelir. Biz demedik. Hayır. Şimdi. Tamam dinle imanı AK Parti karıştırıyor. Açığını kapasın Türklüsünüz. Karıştırıyor. Sen şunusun sen busun. Bir yok, Türkiye Cumhuriyeti ya. Bak. Bir devlet ki işte o yapmıyor. Zaten yapmıyor diye kızıyorum ben de. Niye yapmıyor? Çünkü bunlar yapıyor. Yemin ediyorum. Bunlar sakallıyı, bunlar bak bunlar sakallıyı, sarıklıyı gördüğü zaman yürü diyor Arabistan'a diyor. Bunlar onu diyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan demiyor. Mini etekliye de buyur diyor. Sen benim vatandaşımsın diyor. Ama bunlar sarıklı, sakallı, çarşaflı gördüğü zaman sanki öcü görmüşler. Ya benim Resulullah Efendim de sarıklıydı. Benim sahabelerim de sakallıydı. Şimdi çarşaflı bir tane bacımız geçti. Yürü diyor Arabistan'a. Sen yürü Arabistan'a kardeşim. Evet, kaç tane yok? CHP'lilerin %80'i ben diyor, kaç abla? Yıl Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Ben yıllar önce de namazımı kılıyordum. Şimdi de kılıyorum yeri geldiğinde. Hani 5 vakit olmasa da elimle. O zaman açıktım. O dönemlerde. Bu dönemde de açığım. Hani diyorlar ya sakallıyı sarıklıyı atıyoruz. Çarşaflıyı atıyoruz. Böyle bir şey yok. Benim ailemde kapalı da var. Onu demek istemiyorum. Sen açık da var. Burası özgür, özgür, layık, Müslüman bir ülke. O yüzden ama şu var. Benim annemi askerine sokmadılar. Benim annemi sokmadılar ya. Affedersin. Abla yalan söyleme. Benim ablamı askeriye sokmadılar başörtülü diye. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun kimseyi ayırmadı. Ama CHP ayırdı. Abla değişsin ayrı konu. Abi. Siz var ya çarşaflı görseniz böyle var ya onu var ya yerin dibine sokmak istersiniz. Yapmayın böyle. Ailede kapalı da var açık da var. Hiç böyle ya Müslüman dedin kapalı olması lazım zaten. Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? Allah ben Allah değilim. Allah seni teyze deniyor bak. Allah seni abla Allah. Abla. Bana dokun. Bak. Niye? Sen Müslüman mısın? Aydın değil Müslüman mısın? Hani aydınız? Aydınız bak sen. Ne oldu? Ama
sen lafını sen benim ablamsın. Hemen dokunma diyorsun. Bak burada şeriatçılık yapıyorsun. Ben açığım. Bak açığım değil mi? Yapıyorsun. Allah bana bunu dediyse bu benimle Allah'ın arasında bir şey. Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Diyor ki örtenileceksiniz. Ben Allah'ı sen beni zorlayamazsın. AK Parti'ye vermeyeceğim. Bu abla, bir dakika. Bu abla şimdi. Bu abla Allah'ın tehdidinden kapandı. Tamam. Seni diyor cehenneme atarım diyor Allah. Ama diyor Tayyip Erdoğan. Abi niye çok sinirlisin? Ama Tayyip'le ne alakası var? Evet. Niye? Çok sinirlisin. Yok sinirli değil abicim. Şunu anlatmışım. Yani bu abla bu ablalarımız işi durdu, dolaştırdı, dine getirdi. Sanki Müslüman değiller. Açık olursan ben Müslüman değil miyim şimdi? Efendim kimsenin haddine değil mi? Benim aramda. Ama kimsenin haddine değil, açık ama senin tepkin. Allah zorluyor. Aynen doğru söylüyorsun. Ben yaparım. Ya da yapmam. Ben bana ceza keser. Ben dinim. Allah, sen kesemezsin. Allah. Şahıs kesemez. Allah, ben dini, AK Parti gelince öğrenmedim. Benim annem babam da dini AK Parti gelince öğrenmedi. Hiç kimse kusura bakmasın. Sen karışma. Ne? Ben doğdum bu doğdum buradayım. Sana bu devlet dedi mi ki kapanacaksın dedi mi? Yok. Senin insafına kalmış. Kapalı. Boş versene sen ya. O yaptı ayrımcılığı. Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde olmuyor. Ben senede 3 tane Allah dinledim. Göstermez. Evet, merhaba. Allah doğrunun yanında olmayasın. Sorsan sen de Müslümanım, ben de Müslümanım. Evet. Tartıştığımıza bak. Beni ilgilendirmiyor. Sen Erdoğan diye şov yapıyorsun burada. Ne şovu yapacağım ya? Kendini gösterse Erdoğan. Ne şovu yapacak? Çarşaflıyı gördükleri zaman yürü Arabistan'a diyor. Erdoğan isim kullanarak yapma sen. Fikir konuş, fikir isim değil. Ya bana da Recep Tayyip Erdoğan'dan. Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu çarşaflar, bu sarıklar, bu bağcılar da kesemiyordu. Bir dakika sakin sakin. İki saattir. Ne demek sana? Ben CHP'li değilim. Yok ya. Bir dakika abla. Abla bir dakika. O bak, senin dinin dedim. Ayet ayet. Kardeş. Abi bir dinler misin? Bir dakika ya. Erdoğan'ın dininde değilim. Bir dakika bir dinle sen abi. Bak iki saattir ben dinliyorum. Abla hiç CHP'den falan bahsetmiyor. Sen Erdoğan. Dinledim. Ben ne CHP'liyim? Ben ne CHP'liyim ne AK Partiliyim, tamam mı? Neysin sen? Ben Müslümansın değil mi? Müslümanım elhamdülillah. Müslümansan o zaman Allah'ın ayetlerini kabul edeceksin. Sen uyguluyor musun Allah'ın ayetlerini? Sana ne? Ederim etmem. Uyguluyor musun? O zaman sen karışamazsın. Bak şimdi gittim kıvazımı kıldım geldim elhamdülillah. İyi o senin Allah'ın arasında. Allah size fırsat vermesin. Siz var ya siz. Size var ya. Şeriatla yönetilmiyor bu ülke. Abi bir dakika. Biraz gençler konuşsun. Gençler konuşsun biraz. Gelsin ister misin? Ya şeriat Allah'ın kanunu. İmamoğlu mu Erdoğan? O kime vereceğim? 13 yıl ben Irak'tan kaçıp geliyorum. Abla, ablacığım. Abla. Şeriat orada var. Niye buraya geliyorsun? Dostum. Oğlum. Öldürün onu. Ne İmamoğlu? Ben bir DEM Partili olarak evimde 11 tane oy var. 11 tane oyunu da İmamoğlu'na verdik. Senin şeriatdan kesinlikle. Rica ederim. Oldu. Allah seni öldür desin. Sen git öldür o zaman. Boş versene sen ya. Bak abacığım bak. Biz 28 Şubat'ı daha unutmadık. 28 Şubat'ta bize neler yaptılar? Neler yaptılar? Ben tabii ki Erdoğan. Git de Kur'an'ı öğren. Sen bu dünyaya niye geldin onu bir öğren. Bu dünyaya niye geldin? Lafa geldiği zaman her şeyi biliyor. Şeriatta nasıl? Bir dakika şeriatta nasıl can alınıyor? Bir gelsene abi. Ne gerek var? AK Parti'nin işi bitti. Abi gel abi. Ekonomiyi de boşver. Lan kardeşim sen kaç yaşındasın? 14 abi. Kusarak geldi. Derin aeroportas kusarak geldi. Yaş küçük ama. Ben bir şey olmaz. Tabii ki de İmamoğlu. Türkiye'yi yönetiliyor mu yönetilemiyor mu? Yönetilemiyor. Liberalizm olduğu yerde ülke yönetilebilir mi? Yönetilemiyor. Kapitalizmin, liberalizmin olduğu yerde ülke yönetilebilir mi? Ne olması lazım? Ya işçi haklarını savunurdu, halkın zor yani şey demokratik bir... Sosyalizmi gelsin, komünizmi gelsin, şeriat niye gelsin? Çok söylemek istemiyorum da komünizm ya. Eyvallah, teşekkür ederim. İmamoğlu elbette ki ya. Eyvallah. İmamoğlu abi, her zaman. Neden? Bu bayraklar... Ne Kur'an'ımız? Ya ne konuşalım? Bir şey daha söyleyeyim. Ne Kur'an'ımız Tayyip'e aittir, ne bayrağımız Tayyip'e. Aynen öyle. Aynen. Efendim, siz çok sinirlendiniz. Niye sinirleniyorsunuz? Ya ama
Abicim yani dini siyasete karıştırdı. Bu olmaması. Hani laiklik nerede? Laiklik nerede ya? Nerede laiklik? Siyaset her şeyi karıştırdı. AK Parti yönetemiyor. Yönetemiyor. Tayyip'i yönetiyorlar. 17 bakanla. 17 bakan Tayyip'i yönetiyor. Kusura bakmasın. Ekonominin durumu belli. Türkiye nereye gidiyor? Türkiye batmış zaten ya. Sattı toprak kalmadı bir yok, şey. Yol, köprü, baraj, İHS uçuruz diyorlar. Bakın hastane yaptı. Evet elhamdülillah yaptı. Biz şikayetçi değiliz. Yol yaptı. Bize 10 liralık şeyi 20 lira demeyecek kardeşim. Bize açıklamasını yapacak. Git hastaneleri ben 20 gündür ben evde şey bekliyorum. Randevu bekliyorum. Biz de alamıyoruz. Cildiye de 25 gündür alamıyoruz. 15 gündür. Dayın varsa alıyorsun. Dayın varsa alıyorsun. Maalesef tanıdığın varsa alıyorsun. Ben 15-20 gündür randevu alamıyorum. Hastane yaptık. Yaptılar. Hani nerede randevu nerede? Lokanta dolu, kafe dolu diyorlar. Para çok. Her tarafta para var. Doğru. Çok doğru. Doğru. Çok paramız var. TC'yi söyle. Ha evet. Ne oldu? TC'ler geldi gerisi geriye. Gelecek hepsi gerisi. Türkiye Cumhuriyeti. TC evet. Evet. İmamoğlu. Hacı kime oy? İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Isındı artık gidecek abi. Isındı. Bunlar gidecek. Bakın Tayyip Erdoğan kendi ayağına kendi kurşunu sıktı. Biz kazanmadık. Tayyip bize kazandırdı. İllet zillet sürtük diyerek bayanlara. Al ananı git diyerek. İllet. Belediyeleri verdik ama yönetimi vermeyiz. Buradan reisin her zaman arkasında. Yönetimle gidecek yakında. Kadınlara illet zillet sürtük al ananı git dedi. Aynen. Üslup bu yanlış bir kere. Siyaseti karıştı dinle. Açıksın kafasını. Şucusun. Burcusun. İnsanları ayrımlaştırdı. Bir kod... Emeklimiz uçuyor. Zengin. Emekli yeri bu. Emekli bu sene emekli yeri. Açlık sınırını. Açlık. Yok emekli yeri. Emekli şu an. Bir soru sorabilir miyim? Ney? Anlamadım. Koca Cumhurbaşkanı ayrımlaştırma yapamaz. Maalesef bunu yaptı. İnsanları ayırdı. Bana oy vermezsen sen yoksun. Sana bunu yapmam. Sen, yani bunu yap. Daha ne bekler? Sorabilir miyim? İkili ama dinle tamam mı? Sözün bitmeden müdahale etme. Sen ekonomik durumun nasıl? Kötü. Kötü. Evet kötü. Bir dakika kötü derken bak. Bir dakika özür dilerim. Sözün ortanıza gireyim. Kötü derken bak. Benim durumum orta. Benden kötü durumda olanlar var. Biz niçin çalışıyoruz? Biz neden? Çocuklarımız için, geleceğimiz için, torunlarımız için çalışıyoruz. Benim hakkım nerede? Benim hakkımı ara, hakkını ara. Allah hakkını ara. Şimdiye kadar niye AKP'den hakkını sormadın? Hakkını niye sormadın şimdiye kadar? Ya yok. İmamoğlu. İmamoğlu söz verdi bunlara. Ya Hikmet Bey abi, şimdi seçme de bak seçme de aptal değil. Abla hakkını arasın. Bir dakika aptal değil salak değil görüyor ama sen niye peşine... Abla Ekrem İmamoğlu demedi mi? Tamam dedi. Ekon bak durun. Dar gelirleri... Ya kayıtlar var kuyudatlar tamam. Var. Emekli aptal ama değil. Gitsin ben sana seni dün gittim sordum kimse müracaat etmemiş. İradiyseniz. Seni tabii. Sen abi. Sen bir dilek. Ben Cumhuriyet halkı. Bak. Sen dilek. Ben Cumhuriyet halkı verirsen Allah'a ben Cumhuriyet halkı versen gelecek 25 kuruşa kavga etmeyin. %65 dar gel. Geçen seneden bugüne kadar daha geçen sene Kurban Bayramı'nda hala arayacaklar ki ameliyat edeceğiz. Ben de iki ay evvel oldum. Yok temelin işleri var. Hayret bir şey ya. Ya abi şimdi bak şimdi şöyle bir şey vardır. Vallahi şimdi Erdoğan'ın küpü kırılmıştır. Evet. Yani artık yama tutması mümkünatı yok. O zaman İmamoğlu'na yazdık teşekkür ederim. Tabii Türkiye uçuyor mu batıyor mu efendim? Kimisi batıyor kimisi uçuyor mu? Siz... Abi şimdi uçuyorsa kent lokantasına gittim yemek yemeye. Evet. Sıraya girem sırada önümde 500 kişi var. Nasıl uçuyoruz? Nasıl uçuyoruz? Niye? Ben geliyorum gidiyorum işte. Ben çalış. Allah Allah. Günde bir garban yiyorum. Bağcılar kendi lokantasına gidiyorsunuz. Gidiyorum. Nasıl? Allah razı olsun iyidir. Dedim lokanta 40 lira ne olacak? 40 lira. Simit ekmek gelmez. Ekmek alınmaz. Ekmek. Onu yaptıysa Allah razı olsun. Ne kadar şey yapmış. İmamoğlu'na.
Abi gel. Hastanede de bedava çorba. Gel abi gel. Ne? Topla. Yine İmamoğlu alır yine. Nereden biri soğan ülkemizde size ilk önce söyleyeyim. Soğan çobanlar ve kurtlar asırıyor ve koyunlar soğan her yerde. Zaten 2014'ten beri koyunlar. Çobanlar? Çobanlar ve kurtları astıkları için soğan koyunlar her yerde. 1907'den beri iktidar kaybettikten sonra kurtlar ve çobanlar asırdı ve koyunlar her yerde. Ama son dönemlerde görüyoruz ki çiftlikler açıldı ve koyunları sonunda hapsediyoruz. Ya artık koyunlar yok. Teşekkür ederim. Nerede mi oturuyorsunuz? Bazılarda oturuyoruz. Gerçekten biraz önce dil çok önemli. Anan al git. Sürtükler. Aynen. Başka bir şey söyle. Erkeklere sürtük, kadına sürtük, erkeklere de sürtük. İllet, zillet, sürtük, topal. Bu dil aslında ekonomiden daha da önemli. Aynen, hitap şekli insanları. Bu dil seçimde kendisini gösterdi mi sizce? Yani kendi ayağına sıktı bunlarla. Vallahi İmamoğlu'ndan biz memnunuz. Bakın yaptığı şeyleri görüyoruz. Yarım AK Parti'nin yarım bıraktığı şeyleri anca yapmaya çalışıyor. Bu dönem şuna el at, şunu yap, bunu yapma. Mesela kendi okunlara mı artsın? Ne yapsın? Bir öneriniz var mı kendisine? Ben çok sıra var. Vallahi sıra gelmiyor ki. AK Parti'nin yarım bıraktığı şeyleri anca yapmaya çalışıyor adam. Yani yolu açık olsun. Biz her zaman onun yanındayız. Memnunuz. Bir kere güler yüzlü. 7'den 70'e herkes seviyor İmamoğlu'nu. Şefkatli. Adama Rum dediler ya. Adam mis gibi Kur'an okuyor. Evet. Yani annesi babası hacı, hatim indiren kişi. Sen ne hakla bunu suçlayabiliyorsun? İftira atabiliyorsun. Hani nerede sizin dininiz o zaman? Ya her şey çok güzel olacak. Oldu ve daha da güzel olacak. 5 senemiz var. İnşallah Cumhurbaşkanlığına hazırlanıyoruz. İnşallah alacağız. Yollar açık olsun.